Esselamu Aleyküm. Değerli arkadaşlar, şimdiden hayırlı günler, hayırlı geceler. Evet, dünyanın göz önünde çocuklar, siviller, kadınlar katlediliyor. İsrail'in ezici bombardımanı neticesinde ne yazık ki savaş olmaktan öteye geçmiş, adeta bir kıyım haline gelmiştir. Bütün dünya bunları film seyreder gibi seyrediyor. Sohbetimizin başlığından da anlaşılacağı üzere Kahramanmaraş 1920 yılında 20 Ocak 1920'de başlayan ve 22 gün gece gündüz devam edip 12 Şubat'ta kutladığımız Kurtuluş Bayramı da ifade bulan milli mücadeleyi hatırlatıyor bana. Evet, hatırlatıyor çünkü çok benziyor. Bildiğiniz gibi işte Osmanlı'nın teslimiyetinden sonra Anadolu'yu paylaştılar. Fransız kuvvetleri de Maraş'ı işgal ettiler. Osmaniye, Maraş'ı, o bölgeyi işgal ettiler. Osmaniye'ye genel karargah kurdular. Maraş'a da General Keret komutasında 5000 kişilik tam teçhizatlı, efendim, ateş gücü yüksek, o dönemin şartlarına göre tabii 12 ağır batarya, top ve onlarca makinalı tüfek timi ve piyadeleriyle Maraş'ı işgal ettiler. Tabi bu işgal yaklaşık 6 ay sürdü. 6 ay sonunda yoldan giden kadınların başını açmaya kalkmaları, taşkınlık yapmaları sonucu, ki bu Fransız ordusunda görev yapan Ermeni lejyonerler var. 5000 kişilik Fransız kuvveti var. Fakat bir o kadar da Ermeni lejyoneri var. Bunlar tabii Maraş'ta Klikya hükümeti kuracaklar için, Klikya Ermeni Cumhuriyeti, şımardılar. Fransa'yı da arkalarına alıp şımardılar. Bu şımarıklık neticesinde de sarkıntılık etmeye başladılar. Hani işgale zaten tahammül edemeyen Maraş halkı, bu şımarıklıklara da fazla tahammül etmedi. Hepinizin bildiği gibi tarihe de geçen ilk kıvılcım, Suç İmam'ın efendim tepkisiyle savaş başladı. Bu savaş 22 gün gece gündüz devam etti. Büyüklerimizden de dinlediğimiz kadarıyla Maraş tarihinde görülmemiş bir soğuk. Eksi 40 derece. Yine Maraş'ı o dönemde bilenler bilirler. Çoğu topraktanlı. Topraktan işte taş yığmalı evler. Yine o dönemin şartlarında Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir halk. Genç nüfus neredeyse yok denecek kadar az. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlıdan oluşan bir kitle. Ve karşılarında 5000 kişilik Fransız takviyeli ordusu ve bir o kadar da lejyonerleriyle Maraş'ı temizlemeye çalıştılar. Başladılar yani. Onlar da kadın çocuk demeden bombalamaya başladılar. Dışarıdan yardım yok. Zaten Maraş halkı Suç İmam'ın kurşun sıkmasıyla sokağa döküldü. Kimseden bir şey beklemedi. O dönemde televizyon falan yok. Kimse izlemiyor yani. O dönemi biz bizzat yaşayan büyüklerimizden dinledik. Bu imkanımız oldu, yaşımız gereği. Efendim. Ve daha sonraki araştırmalarımızda da gördük. Yani fotoğrafı bugünkü ekrandan izler gibi izleyebiliyoruz Maraş Savaşı'nda. Evet,
Türk'ün elinde sadece 350 kişide bildiğimiz silah var. İşte Alman mauseri, İngiliz kasalı tüfekleri, ağızdan doldurulma, barut saçmayla doldurulup kullanılan çakmaklı boy tüfekleri. Ki bunların bir insanı öldürmesi bile bu tüfeklerin zor. Ve gerisinde de bildiğimiz kamalar, uzun bıçakları yani. Efendim, balta, kazma, kürek, ne bulurlarsa. Ayaklandı halk. Ve ben her zaman derim, ayaklanan bir halkı durduracak bir güç daha icat edilmedi. Eğer bir beldenin halkı ayaklanırsa, karşıdaki ordunun kuvveti önemli değil. Hiç önemli değil. Ha çok telef olur, fakat o halk kazanır. Telef çok olur, ölen çok olur. Nitekim eksi 40 derecenin soğuğun altında Maraşlılar mahalle mahalle her tarafı kapattılar. Sinek kapatma benim şeyimi. Efendim. Ve Fransızları kışlaya sıkıştırdılar. Bu harbin 16. 15. gününe rastlıyor. Yani 22 gün gece gündüz savaşın ilk 16 gününde Maraşlılar canlarını dişlerine taktılar. Kendi evlerini kendi elleriyle yakarak tahkibatı yapılmış Ermeni evlerini de yaktılar. Ve bunların hepsini Ahır Dağı'nın dibindeki kışlaya sürdüler. General Keret ve komutası kışlada mahsur kaldı. Dışarıdan bir destek istediler. Desteği yolda kesti Maraşlılar. Aksu tarafında kesip dağıttılar. Destek gelemedi yani. Ama 6. 16. 17. gün yanılmıyorsam bir albay komutasında 12 batarya top şimdiki Abdülhamit Han Camisi'nin bulunduğu Mercimek Tepe'ye kadar gelip mevzilendiler. Ve buradan şehre ateşe tuttular. Gece gündüz toplarla dövdüler. Yani ayakta bina bırakmıyorlardı. İşte tarihe kaç kaç diye geçen bu son 5 günlük bombardıman sonucunda Maraşlılar bir karar daha aldılar. Hayatta kalan çocuk ve kadınları yakın köylere gönderdiler. Geriye kalan eli silah tutan erkekler de ya siz ya biz dediler ve mücadeleye devam ettiler. Bu yakın köylere gönderilen çocuklardan biri babam, biri de amcam. Amcam daha büyük tabii, yaşça büyük babamdan. Ve baba, yani dedem öldüğü için nenem, yani babamın annesi onları götürmüş. Harbin son 4-5 günü çok şiddetli ateş altında kaldı. Maraş Savaşı'nın komutanı Aslan Bey, bu bombardımanın artık düşmanın iflas ettiğini, gösterdiğini anladı. Yani General Keret kaçacak, bu bombardımanın etkisiyle Maraşlılar sus pus olunca onlar kaçacaklar ve öyle de oldu. Harbin 21. günü gece yarısı bir gedik buldular. Bu gedikten kaçtılar. Ve savaşı ev sahibi Kahramanmaraşlılar kazandılar. Şimdi Hamas'ın durumuna bakıyorum. Şimdi bana gönderdiğiniz çok soru var bu konuda. Tabii biz Hamas'ın neler yaptığını, nelere hazırlandığını, gücünün nerelere gittiğini bilemeyiz. Planlarını, programlarını bilemeyiz tabii. Bu mümkün değil. Ama haberleri izliyoruz. Ayrıntılarına bakıyoruz. Ben şuna inanıyorum. Bu savaşı İsrail kaybetti. Tamam. Hamas'ta çok çocuk öldü. Çok sivil öldü.
Çok telef oldular. Ama savaşı kazanıyorlar. Bundan eminim. Allah'a emanetsiniz.